İyi akşamlar Açıkça'ya, hoş geldiniz sayın seyirciler. Bu akşam konuklarımızla gündemin en çarpıcı konularını ele alacağız ve hangi bağlamda bu konuların geliştiğini, önümüzdeki sürece ilişkin ne gibi ipuçları olacağını konuşacağız. Ayrıca sizlerin de görüşleriyle bu programları yapıyoruz. O yüzden lütfen Twitter'da Haber Aktif adresinden bize görüşlerinizi iletin sayın seyirciler. Açıkça'da bu akşam öncelikle kimlerle birlikteyiz? Hemen merhaba diyelim konuklarımıza. CHP'de Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönem milletvekilliği yapmış bir isim Erdal Aksünger bizimle birlikte. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür. Uzun bir aradan sonra ekranında görüyoruz sizi. Katıldığınız için çok sağ olun. Ben de yeni yerinizi kutluyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Ankara'da çok tecrübeli bir gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay bizimle birlikte. Sayın Balbay merhaba, sizinle de epeydir bir araya gelemiyorduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sayın Karadağ. Sevgili Aksünger'e de selamlar. Peki, teşekkür ediyoruz. Şimdi birazdan Mustafa Balbay'la Erdal Aksünger'le mevzuların içine gireceğiz. Hem de göbeğinden gireceğiz. Bir konuğumuz stüdyoda birazdan birlikte olacak bizimle. Habertürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman da bir 5-10 dakika sonra burada olacak. Bir trafik aksaması oldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden de bir konuğumuz var. O da CHP'nin Amerika temsilcisi Yurter Özcan. Yurter Özcan'a da birazdan bağlanacağız çünkü programımızın giriş bölümünü Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde iktidar ve muhalefet cephesi açısından neler gelişiyor bu oluşturacak. Neyi kastediyoruz? Geçen haftalarda sık sık konuştuk Joe Biden, hani kimilerince Amerika'nın müstakbel başkanı, bundan sonra seçilme şansı en yüksek olan isim. Joe Biden'ın ta 7 ay 8 ay önceki bir açıklaması gündeme gelmişti. Biz muhalefete destek vereceğiz ama darbeyle falan değil, seçimle, yani sandıkta iktidarı devirmek için. Şimdi bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir yanıt beklendi. Bu yanıt ancak yeni geldi. Henüz geldi Joe Biden'a bir yanıt. Şimdi bu yanıtta şöyle bir ifade var. Ey Biden, sizinle çay içmişliğimiz var. Nasıl böyle bir ifade kullanırsın? Şimdi çay içmişliğimiz var ne demek? Yani halk arasında çok karşılığı olan bir sözdür ama yani diplomasi de ne ifade eder? Çay içmişliğimiz var. Öte yandan Trump'ın rahip Brunson'la ilgili olarak sözleri ne anlama geliyor ki, o da şunu söyledi. Erdoğan çok iyidir, bizi dinledi ve Brunson'ı bıraktı. Şimdi bu açıdan meseleyi ele alacağız. Hem iktidar hem de muhalefet açısından. Tabii ki Açıkça'da sadece bunu konuşmayacağız sayın seyirciler. Giresun'da bir sel felaketi yaşandı. Karadeniz'de yıllardır farklı noktalarda benzer sahneler görüyoruz. Ve bu genellikle yapılaşmaya, doğayla inatlaşmaya bağlanıyor. Ancak gelen yorumlara bakıldığında farklı bir manzara görüyoruz. Hele hele Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sözleri çok dikkat çekti. Yahu sonuçta bu gelenler, başımıza bu gelenler mühendis hatasından, yapılaşma hatasından mı kaynaklanır? Yoksa hayır, bunlarla bir ilgisi yok, bu tümüyle kader midir? Meseleye nasıl yaklaşmak lazım? Bu zihniyet aynı zamanda Türkiye'nin nasıl bir geleceğe gideceğine ilişkin de önemli bir işaret anlamına geliyor. Bunu konuşacağız. Özlenen devlet nerede? İlginç bir yorumdu Abdülkadir Selvi'nin. Hakikaten özenen devlet nerede? O kepçede mağdurlara ulaşmaya çalışan bakanlar mı özenen devlet, yoksa zamanında doğaya inat, yapılaşmanın önüne geçen, yani üzerine düşen rolü yerine getiren devlet mi? Bunun dışında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı konuşacağız. Bir türlü hakkıyla kutlanamayan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı konuşacağız sayın seyirciler. Bu pandemi nedense bu milli bayramlarda daha bir hatırlanıyor da diğer etkinliklerde pek bir dikkate alınmıyor. Nitekim işte Malazgirt olayında da böyle bir şey yaşıyoruz. Pandemi Zafer Bayramı'nda mı hatırlandı? İktidarın bir alerjisi mi var milli bayramlara? Bunu konuşacağız. Müjde çıtayı aşabildi mi? Bunu ele alacağız. Ve bir enkırmen, Türkiye'de bir enkırmenin devri bitti. Fatih Portakal. Kendi isteğimle dedi. Fox yönetimi de teşekkür etti. Ama buna rağmen ortada şöyle bir soru var. Fatih Portakal'ın sahneden çekilmesi Türkiye'nin siyasi ikliminin bir sonucu mu? Fatih Portakal'ın sahneden çekilmesi Türkiye'nin siyasi ikliminin bir sonucu mu?
Bir su içeyim müsaadenize. Eğer böyleyse bu önemli. Nihayetinde Fatih Portakal hala zirvedeyken neden bıraktı? Editoryal olarak seyircisinden neden koptu? Bunları konuşacağız. Nasıl Erdal Bey, gündem başlıklarımız sizin için de dikkat çekici mi? Evet evet, yaz gündem zaten bunlarla yoğun gerçekten de. O yüzden Fatih Portakal özellikle dikkatinizi çekti mi ayrılması? Tabii yeri geldiğinde belki o yorum yapacağız ama ben de hani çok ilginç geldi ama şöyle, iki ay önce verdiği bazı demeçlerden sanki bazı mesajlar veriyormuş gibi gelmişti giderken. Yani özellikle şu tatile gitmeden önceki son günkü mesaj bence sanki bunun emarelerinden biriydi gibi geliyor bana. Ben de onun çalışma arkadaşlarıyla görüştüm. Yani bu kararın ne olduğu konusunda herhalde tahmin ediyorum ki o anda mı onu konuşacağız. Evet, orada daha sonraki dilimde evet. Konuşacağız. Fatih Portakal'ı Mustafa Balbay'a da öncelikle bir sormak isterim ve bir yorumunu rica edeyim. Nihayetinde hakikaten Türkiye'de yıllardır açık ara lider olan bir anchorman sahneden çekilmiş oldu. Mustafa Bey, bu hani sıradan karşılanabilecek bir olay mıdır sizce? Siz nasıl karşıladınız bunu? Kesinlikle sıradan karşılanabilecek bir olay değil. Fatih Portakal benim ayrıca hemşerim. Nazillilidir kendisi. Ben de ortaokul ve liseyi Nazilli'de okudum. Annem babam halen Nazilli'de. 1971 Burdur depreminden sonra Nazilli'ye göçmüştük. Hatta arada bir seyrek de olsa görüştüğümüzde bir hemşeri sohbeti de yaparız. Son kararı işte toprakta ilgileneceğim, işte günlük gelişmelerle hiç ilgilenmeyeceğim şeklinde ama doğrusu ben yakın çevremle Fatih Portakal izne çıktığında bunun normal olmadığını paylaşmıştım. Ankara'daki genel havada iktidardan Fatih Portakal'a çok baskının geldiği yönündeydi. Biliyorsunuz Fatih Portakal'ın, Yılmaz Özdil'in, pek çok gazetecinin böyle hani doğrudan kişiliklerinde, haberlerinde bir şey bulamayınca yok evin duvarı bir metre yukarıdaydı, yok işte balkonun çatısı biraz yüksekti, evin üstüne bir de çatı yapmışsın gibi cezalar kesildi. Türkiye'de 5 milyon evin 25 milyar lira karşılığında imar affına uğradığı bir ülkede gazetecilere, Yılmaz Özdil'e, Soner'e, yani Fatih Portakal'a bunları yaparak hakikaten aynı zamanda da onursuzlaştırmaya çalıştılar. Ben bu olayı sadece bir Fatih Portakal olayı olarak görmüyorum. Fatih Portakal çünkü haberleri özgün sunardı. Haberi başlarken Türkiye'nin en farklı haber programına hoş geldiniz derdi ki gerçekten öyleydi. Hani bilgiyi aynı zamanda bir anlamda Fatihçe diyebileceğimiz ayrı bir dille aktarırdı haberi. Yani bunları bence Türkiye özleyecek. Şu anda aldığı kararda herhangi bir renk yok. Ama ne olursa olsun biraz önce sizin vurguladığınız gibi mesleğin zirvesinde bu kararı alan bir kişinin yani bunu normal almadığı çok aşikar. Önümüzdeki günlerde bir doz daha yani anlayacağız. Ben bugün aramaya çalıştım öğle saatlerinde. Cep telefonu cevap vermedi. Belki bugün yarın hani biraz kendisini kapalı tutmak isteyecektir. Fatih Portakal'ın haber programını sunmak istememesi kişisel değil, Fox TV'nin değil. Bence ne olursa olsun Türkiye'nin kaybıdır, halkın kaybıdır. Özgür haber almak isteyen, yorumu da özgün dinlemek isteyen insanların kaybıdır. Ben yeri geldikçe bunu söylerim. İçme suyu kirlendiğinde insan bedenine ne olursa, medya kirlendiğinde ya da yozlaştığında ya da medyasız kaldığımızda bedene o olur. Çok büyük bir zararı olur. Bunu yaşadığımız süreçteyiz. Tabii Türkiye'de insanın en iyi ve en kötü durumu diyeyim, huyu, alışması. En kötü koşula bile alışmak sizi hayatta tutar. Ama en kötü koşula alışmak direncinizi azaltır. O nedenle alışmamak gerekir özünde. Anımsarsanız Reha Muhtar, Ali Kırca, hani onların haber sunumlarını onaylarsınız, onaylamazsınız. Ama Türkiye'nin kulak verdiği, yanlış yaparlarsa toplumun gerekli uyarı yaptığı özellikleri olan gazetecilerdi. Bu iktidar döneminde
onlar tek tek medyadan çekildiler. Ama sonradan Fatih Portakal'ın ortaya çıkması, Fatih Portakal 10 yıldır bu aktif görevi yapıyor. Bu ülkede gazetecileri susturmak isteyenler ne kadar bastırırlarsa bastırsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar, gerçek susmayacaktır. Gerçekleri söyleyenler olacaktır. Topluma gerçekleri anlatmak isteyenler olacaktır. Dileğimiz toplumun daha fazla zarar görmemesi, halkın gerçeklere ulaşmada zorluklarla karşılaşmamasıdır. Ben Fatih Portakal toprağı dinleyeceğim diyor. Bence Fatih Portakal'la toprak diyecek ki yapma Fatih. Toprak demek üretmek demek. Toprak çoraklaşırsa anlamını yitirir. Toprak çölleşirse verimsizleşir. Verimsizleşir Fatih. Sen bereketli ol Fatih diyecektir. Yaşınla deneyimin çakıştığı bir yaştasın. 52 yaşındasın. Bu yaş üretimden çekilmek için çok lüks diyecek. Toprak Fatih'e Nadas'a gitme Fatih diyecek. Toprak Fatih'e eğer bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur, kendini çölleştirme diyecek. Bunları diyecek Toprak Fatih'e. Yine bir şekilde ben dönecek diye düşünüyorum. Portakal'ın... Evet, yani sonuçta mutlaka ekrana dönecek. Nihayetinde Türkiye'de yetişmiş isimler, iyi yetişmiş isimler, mesleğini iyi yapan isimler, ben inanıyorum eninde sonunda dönecek. Bu arada Sevilay Yılman da Habertürk gazetesi yazarı bizimle birlikte. Biraz trafiğe, değil mi, trafik, İstanbul trafiği kötü. Sevilay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selçuk Tepeli meslektaşınız anladığımız kadarıyla Fox Haber'de evet. Görevi devralacak. Ona da hayırlı olsun diyelim. Ama hakikaten Fatih Portakal'ın sektörden en azından şu an için ayrılıyor olması, haber medyasından ayrılıyor olması büyük yankı uyandırdı. Birisi yazmış ya demiş bu bizim bulunan petrol doğalgaz kadar yankı yaratmadı. Tabii ki onu karşılaştırabilecek bir şey değil ama şu önemli. Zirvede bir isim, bir enkırmen ve Türkiye'de yıllardır açık ara birinci olan bir isim görevi neden bırakır? Ha diyeceksiniz ki kardeşim adam açıkladı. Çiftçilik yapacakmış, toprakla uğraşacakmış. Daha neyi sorguluyorsunuz? Tabii ki beyan esastır. Yönetimin de açıklaması var. Ama nihayetinde Türkiye'de kamusal alan ortada, siyaset sahnesi ortada. Dolayısıyla eksilen bir ses olacak, bir yorum olacak. Dolayısıyla bu aslında kamu olarak herkesi ilgilendirir. Bu konuyu da ele alacağız. Evet, şimdi Skype'taki bağlantılarımıza da merhaba diyelim. CHP Amerika temsilcisi Yurter Özcan bizimle birlikte. Yurter Bey merhaba. Yurter Bey duyabildiniz mi beni? Peki şu an duyamıyor. Sonra merhaba deriz arkadaşlar. Biz hemen... Merhaba. Biz hemen... Kubilay Kaptan siz duyabiliyor musunuz? Size de merhaba diyeyim. Merhabalar efendim. Evet gayet iyi duyuyorum. Tamam. Yurter Özcan'la Amerika gündemini konuşacağız. Kubilay Kaptan'la Giresun'da son olarak yaşadığımız sel felaketiyle ilgili konuşacaklarımız olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamaları vardı. Yani bu işler işte mühendislik hesaplarıyla mı, doğru yapılaşmayla mı bu meselelere yaklaşacağız? Yoksa kader mi deyip geçeceğiz, fıtrat mı deyip geçeceğiz? Bu aynı zamanda Türkiye için nasıl bir gelecek tasarladığımızla da ilgili sayın seyirciler. Şimdi önce Biden'a yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan sessizliğini bozdu dedik. Ne dedi? O sesi bir ekrana getirelim. Çünkü daha erken bu tepkinin gelmesini bekleyenler vardı. Bu tepki nihayet geldi. Tepkide ilginç ifadeler vardı çay içmişliğimiz tarzında. Bir dinleyelim o sesi, ondan sonra konuklarımıza soralım. Türkiye'de darbeyle yapamadıklarını, muhalefeti destekleyerek gerçekleştirmeyi düşündüklerini kameralar önünde söylemekten de çekinmiyorlar. Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz var ya. En azından bir oturup çay içmişliğimiz var ya. Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın? Ama kullandılar.
Evet, şimdi Sevilay Yılmaz'a hem merhaba demek anlamında soralım hem de ilk olarak yorumu oradan alalım. Ondan sonra CHP Amerika temsilcisi Yurtel Özcan'a soracağım. Şimdi bu çay içmişliğimiz var. halk nezdinde çok karşılığı olan bir söz. Yani onunla oturup içmişliğimiz var, yemişliğimiz var vesaire. Ama yani diplomasi anlamında nasıl bir karşılık olur? Çay içmişliğimizin olması diplomaside bir karşılığı var mıdır Sevilay Hanım? Nasıl buldunuz bu şimdi açıklamayı? Şimdi bir kahvenin 40 yıl hatırı vardırdan hareket ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu hatırlatma yapıyor ama dediğiniz bu deyim zaten bizim kendi bu toprakların kültürü. Ama şu var yani zaten bu konuşmalar Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı Biden'la ilgili bu açıklamalar çok da diplomasiyi hedef alan diplomatik yani Biden'ın anlayacağı, anlaması gerekeceği bir şey değil yani zaten Biden üzerinden yani yaklaşık 7-8 ay önce yapılmış bir röportaj onun getirilip işte gündeme yeniden taşınması falan bunların hepsi iç siyaset malzemesi. Yani sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti tabanını, seçmeni ve dolayısıyla Cumhur İttifakı'na destek veren seçmeni konsolide etmek için yani bir diri tutmak için, yeniden kendini hatırlatmak için bu Biden meselesini gündeme taşıdı. Bugün yaptığı konuşmanın da ben zaten çok diplomasi amaçlı bir konuşma olduğunu düşünmüyorum. Bu da yine iç siyasete bir mesaj. Aslında çay demiş, kahve diyecekti belki de. Yani bir kahvenin 40 yıldır hatırı vardır ama ben sizin ne demek istediğinizi anlıyorum. Hani şey diyorsunuz yani bu kadar basit mi hani Biden? Yok ben hani demek istediğim bu kadar yok. Basit bir değer ama bence doğrusu bu. Yani kendi seçmeni açısından düşünüldüğünde Sayın Cumhurbaşkanı doğru mesajları doğru yerde veriyor tabanına. Yani şimdi çok yani tırnak içinde çok diplomatik böyle üst düzey bir konuşma yapsa zaten kendi seçmeni veya kendi tabanı bunu anlamaz. Şimdi o seçmeni konsolide etmek için o düzeyde, onların anlayabileceği dilde, onların anlayabileceği seviyede bir konuşma yapıyor. Gayet de normal buluyorum yani. Yani çay içmişliğimiz var sözünün Biden nezdinde pek bir karşılığı olmaz. Yok tabii canım yani. Zaten onu nasıl düşünerek, çevirip de şey ama ben de diyorum ki zaten yani onu düşünerek yani Biden buna ne der diye yapmıyor bu konuşmayı Sayın Cumhurbaşkanı. Kendi seçmenine verdiği şey bu yani ki onlar da anlar. Ama bu tepki sizce Biden'a verilmesi gereken dozda bir tepki midir o konuda yorumunuzu? Şimdi diyorum ya burada zaten bu işin ya yani bu konuşmanın içeriğinde bu konuşmanın mesajında bir diplomatik bir şey derinlik yok aramamak lazım yani elbette ki değil. Yani zaten 7-8 ay önce yapılmış bir konuşmaya verilecek cevap bu mudur yani? Hani bir de ben hep şeyi diyorum yani 7-8 ay önce yapılmış neredeydiniz? Neredeydik? Hep beraber ben kendi Türk medyasına da soruyorum yani. Yani şimdi mi aklımıza geldi yani? Bu komik olan ben hani şunu söyleyeyim çok açık yani. Ben muhalefetin de niye kendi üstüne alındığı noktasında gerçekten abes karşılıyorum tüm muhalefet açısından. Ama muhalefeti suçladı Cumhurbaşkanı bu o konuşmasında. O suçluyor ama sen de onun dediğine evet demiş olmana gerek yani yok. Yani şunu söyledi. Bu muhalefet de çıkmış Biden'a gereken tepkiyi vereceğine efendim vay 7 ay önceki konuşma niye böyle oldu? 8 ay önceki konuşmanın zamanlamasına takılmışlar. Yazıklar olsun dedi. Ne dersiniz? Yani şöyle gerçekten şimdi Sevilay'ın söylediğinin üzerinden gideyim. Kendi basit mesajlar vermeye çalışıyor ve Türkiye'nin geldiği aslında hali de gösteriyor aslında. Yani toplum öyle yere getirilmiş vaziyette ki öyle basit mesajlarla inandırıcılık yaratılmaya çalışıyor ki gerçekten ilkelleşiyor hikaye. Yani gerçekten ilkelleşiyor yani. Şimdi çok açık söylüyorum bakın çok açık. Göz göre göre bütün tarih manipüle edilirken, bütün süreçler aslında aldatmacayla götürülürken bu basit mesajlar kendi şeyine indirirken şuna güveniyor. Evet ben böyle bir seçmen kitlesi yarattım diyor. Ben bunu söylersem diyor onlar alırlar diyor. Yani bunun bir alıcısı var ama şöyle bir durum var. Şimdi ben muhalefet açısından şunu söyledim. Bunu da yazdım da zaten söyledim de arkadaşlara da. Kendi partimle ilgili söylemiyorum bunu. Genel muhalefet olarak söylüyorum bunu. Şimdi şöyle bir durum var ortada. Bununla ilgili Trump'tan kaç kere konuşmuş olan Cumhurbaşkanı aslında Trump'ın lehine olan bir şey mesela pandemiden çok önce de bir aya gelindi değil mi? Trump bunu 50 kere kullanırdı. Evet. Trump bunu 50 kere kullanırdı bu hikaye. Niye Trump kullanmadı hikayeyi? Neden? Neden kullanmadı?
Çünkü Erdoğan'ın ihtiyacı var, Trump'ın değil. Çünkü Amerika'da sen bunu söylersen, bir Amerika'da da aslında Erdoğan karşıtlığı yürüyor şu anda çünkü. Yani o zaman Trump'ın aleyhine olur bu. Biden'ın lehine olur bu. Yani dünya öyle bir duruma gidiyor. Yani şu anda Erdoğan meselesinden Türkiye'ye de tepki var bir sürü yerde. Yani aslında biraz da İslami fobi meselesi dahil olmak üzere. Ben yeni daha dışarıdaki bir sürü insandan görüşüyorum falan. Bu Amerika'da Trump bunu söyleseydi Trump'ın aleyhine olurdu. Trump, bakın çok net bir şey söylüyorum. Yani Biden'ın sözlerini Trump söyleseydi yani aleyhine olurdu. Erdoğan burada çok Amerika'ya mesaj falan vermiyor. Çok doğru, içeriye mesaj veriyor. Amerika'ya falan verdiği yok. Muhalefet bu konuyu aslında kendi üstüne almakla yanlış yapar zaten. Çünkü neden? Çok basit bir şey söyleyeceğim. 2000'li yıllar 2001-2002 Amerika'da daha hala Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de daha AKP denilen partinin genel başkanlığını yapmıyor. Başbakanlık yapmıyor. Sarayda hikayeler, hani bazı konular konuşuluyor. Kimden konuşuluyor? Burada esas o bahsettiğiniz derin devlet hikayelerine, Orta Doğu'da, Avrupa'da 1947'den beri aslında Amerika'nın darbeler üzerinden veya Bolivya'da veya Şili'de veya Arjantin'de darbe yapmaya çalışan, Çin'de, Vietnam'da, Kamboçya'da bu tür yerlerde aslında oyun oynayan o derin devlet meselesinin uzantılarıyla o gün konuşuluyor aslında. Bunu da şundan dedim. Ya muhalefet kendi üstüne alınacak bir şey yok ki. Sen mi gittin de Amerika'ya geldin, burada iktidar oldun? Yani bu aslında 1947'den beri bir pislik var ortada. Bütün her yerde uygulanan bir sürü hikayeler. Bugün Biden demiş ki ben Erdoğan'ı istemiyorum. Ya Erdoğan kimlere neler söylüyor? Yani şimdi darbeci diye birine bir şey söylüyor. Atıyorum mesela Mısır'da Sisi'ye darbeci diyor, değil mi? Arkadaş, Afrika'yı gezmeye gittiğinin %60'ı darbeyle gelmiş adamlar zaten. Afrika'nın neredeyse %70'i darbeyle iktidara gelmiş yani. Buradan bakarak söylediğin mesele üzerinden tartışırsan eğer, muhalefetin bu konuda efendim ben muhalefeti destekleyeceğim demiş Biden. Ocak ayında bunun çevirileri yapılıp dünyanın her yerine dağıtıldı. Ocak ayının başında daha hemen biliyorsun Noel zamanları bunlar ortaya çıktı. Ondan söyledi. Sonra bu ya da takip etmemiştir tabii insanlar. Çoğu bilmez yani. Bu bilmiyor da bunu gerçekten. Biraz önce Sevilay'ın söylediği. Basın da bunu es geçti zaten. Hiç kimse bunu konu bile yapmadı yani. Biden böyle bir şey demiş. Ben bunu şeyde gördüm. Neyse televizyonda konu oldu. Amerika'da televizyonda hangi televizyonda News konu oldu. Gördüm yani hani bunu bir vesileyle. Çok kısa geçmişlerdi bu konuyla ilgili. Neden Biden bunu söyledi? Amerika'da seçimlerde kendi lehine olacak diye bunu söylüyor. Evet. Yani lehine. O da sonuçta politik bir beklenti var bu sözden. Tabii canım, iş politika onun içinde. Şimdi Ulaş Yolcu Twitter'dan yazmış ki, Gökmen Bey demiş, sizinle bir çay içmişliğimiz yok ama olsun, sizi izlemekten keyif alıyoruz. Ulaş Bey, o da olur. Bakın demek ki bu çay içmişlik çok önemli bir referans ilişkilerin geleceğine ilişkin. Şimdi biz soralım Yurter Özcan'a. Sayın Özcan, ne diyorsunuz hem Biden'ın bu açıklaması, bu açıklamaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı ifade, ayrıca Trump mevzu da var. Trump Rahip Brunson'la bir konuşması esnasında ben inanıyorum sen masum bir adamdın ama orada işte yargılanıyordun. Fakat Erdoğan iyi bir adamdı, konuştum ve hallettik, seni kurtardık şeklindeki demesi. Bunları oradan aktarabilecekleriniz ışığında bize yorumlayabilir misiniz? Tabii, herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Bakın şimdi Biden'ın 7-8 ay önce söylediği şeylerin Türkiye'de haber olmasının tek sebebi, biraz önce programdaki diğer arkadaşlarımızın da söylediği gibi, tamamen iç meseleye yönelik bir hamledir Tayyip Bey tarafından. Amerika'da da hiçbir karşılığı olmamıştır. Yani hiçbir yerde hemen hemen haber bile olmadı. Çünkü Biden'ın zaten dış politika ile ilgili farklı demeçleri de vardı. Türkiye ile ilgili, daha doğrusu AKP hükümeti ile ilgili daha farklı, daha sert sözleri de vardı. Ben Türkiye'den yani bu pandemi süresinde ben Türkiye'de bayağı vakit geçirme şansım oldu. Orada Halk TV'ye sanıyorum bu senenin başından beri 5 ya da 6 kere canlı yayına çıktım. Orada yani çok somut örneklerle Biden eğer seçilirse, ki şu an şansı çok yüksek, Biden seçilirse somut olarak AKP'ye karşı hangi adımları atmayı düşünüyorlar? Bunları anlatmıştım.
Şimdi Amerika'da siyaset şöyle yürür. Amerika'da siyasetçiler kendilerine hem halka hem de entelektüel çevrelere yazarak anlatmaya da çalışırlar. Sadece konuşarak değil. Yani Türkiye'nin aksine Amerika'da yazıp çizmenin hala çok büyük bir değeri vardır siyaset içinde. Bu son hafta Foreign Affairs isimli Amerika'nın en prestijli dergisine Biden bir makale yazdı. Bu makalede Türkiye'den bir kere bile bahsetmedi. Yani şimdi Ankara'da külliyede oturup ya da İstanbul'da hayatında hiç Amerika'ya gelmeden Amerika'yı değerlendiren AKP uzmanlarına da bu vesileyle seslenelim. Yani insanın kendine verdiği önem insanın kendi dışarıdan nasıl göründüğüne her zaman eşdeğer olmuyor ne yazık ki. O makalede Joe Biden Türkiye'den bir kere bile bahsetmedi. Ama nelerden bahsetti ben size onları söyleyeyim. Joe Biden dedi ki ben seçildikten sonra dedi başkanlığımın ilk döneminde, ilk senesinde demokrasi zirvesi toplayacağım dedi. Yani bu zirveye sadece Türkiye'nin dünyanın ileri gelişmiş demokratik ülkelerini değil, aynı zamanda demokrasiyle ilgili sıkıntılar çeken ülkeleri de dahil edeceğiz. Onların o demokrasilerini nasıl ilerletebilirler, nasıl batılı seviyelere getirebilirler, o konuda kendilerine eleştiri ve destekte bulunacağız dedi. Bu tabii zorunlu bir katılım değil. İsteyen gelir, isteyen gelmez. Bu mesele AKP'ye bir mesajdır. İkincisi, Joe Biden dedi ki biz sadece Amerika içerisinde değil, dünya genelinde de ülkelerinde siyaset yoluyla yolsuzluğa bulaşmış siyasilerin dünyanın işte farklı yerlerinde başkalarının adına ya da işte bu Cayman Adaları gibi işte British Virgin Islands gibi yerlerde paralarını saklamalarına ve yolsuzluk üzerinden zenginlik devşirmelerine engel olmak için daha da kararlı olacağız dedi. Bu ikinci nokta da AKP'ye bir mesajdır. Üçüncüsü de dedi ki biz hala NATO'nun dünyanın en önemli askeri ittifakı olduğuna inanıyoruz. Biz Amerika olarak NATO'ya vereceğimiz maddi destek ve askeri desteği arttıracağız. Bu da S-400'leri alan AKP'ye verilmiş aslında üçüncü mesajdır. Ben şunu söyleyeyim. Joe Biden 8 sene Obama'nın yardımcısı olarak görev aldı. Defalarca Türkiye'ye geldi Joe Biden. Joe Biden bizim genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile kaç kere buluştu? 0. O zaman muhalefette olan Sayın Devlet Bahçeli ile kaç kere buluştu? 0. Yani şimdi her Türkiye'ye geldiğinde Tayyip Bey'i gören, ilgili bakanları gören Joe Biden madem bu kadar yani muhalefet aşığıydı da niye hiçbir zaman bizim liderlerimizle bir araya gelmedi? Yani o yüzden şimdi Tayyip Bey'in... Buyurun. Yurtar Bey, bu çay içmişliğimiz var sözünün İngilizce orada bir karşılığı var mı? Nasıl çevrilmiştir? Yani çay yani oturup sohbet etmişizdir diye çevrilmiştir ama Tayyip Bey aynı taktiği bir kere de Avrupa Parlamentosu'nda kullanmıştı. Fransız delegasyonuna dönüp siz bu işe Fransız kalmışsınız demişti. Tabii oradaki tercüman nasıl çevirmişti olayı bilmiyorum ama yani Türkçe'de bazı deyimler, bazı sözler yani Fransızca'da İngilizce olduğu gibi çevrilmiyor. Ama yani Sevilay Hanım'ın da dediği gibi bu aslında iç politikaya yönelik bir hamle. Yani burada hiçbir şekilde alıcısı yok. İsterseniz ben size burada Türkiye ile ilgili ne gündem oldu onu söyleyeyim. Şimdi Yurtar Bey bir sorun daha olacak. Bir saniye bir sorun daha olacak. Trump niye böyle bir şey yaptı? Neden işte Rahip Brunson'ı aldı, konuştu? İşte sen orada şöyle yargılanıyordun, çok zor durumdaydın. Öyle değil mi diye kendisine teyit ettirdi, evet falan. Ama işte Erdoğan çok iyi adamdı. Ben bir iki defa konuştum, meseleyi hallettik, seni oradan aldık. Trump ne yapmaya çalışıyor orada? Trump orada kendisine pay biçmeye çalışıyor. Yani bugün aslında sizin de işaret ettiğiniz üzere Brunson, Ray Brunson'la yapılan Beyaz Saray'daki toplantı aslında Trump'ın kampanyasının başlangıcıdır. Çünkü Trump çok iyi bir showman. Bu pandemiden dolayı da aslında kalabalık mitinglerini yapamayacak. O yüzden daha çok semboller üzerinden gitmesi gerekiyor. Brunson'un mensup olduğu evanjelik kilisesiyle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyor Trump. Her ne kadar onlar aşırı muhafazakar olsa da Trump'ın bazı hal ve hareketlerinden memnun olmadıklarını, tasvip etmediklerini ve kilisenin bir kısmı da Trump'ı bu seçimlerde desteklemeyeceğini ilan etti. Onu kurtarmaya çalışıyor Trump. Trump'ın yani Brunson'la ilgili söylediği şey de aslında yanlış değil. Bakın John Bolton'un çıkan bir kitabı var.
The Room Where It Happened diye. O Beyaz Saray'da önemli toplantılar, videolarda da gösterdiniz. Bu John Bolton'un kitabında da detaylı bir şekilde anlatıyor. Yani Ray Brunson'un bırakılması için ne kadar büyük bir baskı uyguladıklarını. Aynı örneği biz zamanında Almanya'yla da yaşamıştık. Hatırlarsanız Türkiye kökenli bir gazeteci olan Deniz Yücel Bey, Almanya yani en son duruşmaya çıkmadan önce, yani artık öyle bir baskı kurulmuş ki Almanya tarafından, duruşmaya çıkmadan 10 gün önce kendisini Türkiye'den Almanya'ya götürecek özel uçak hazırdı. Yani öyle bir karar yazdı ki mahkeme. Peki. Zaten yanlış yazmışlar. Peki. Tutukluluğun devamını diye yazmışlar. Yani bu sadece Amerika değil, Almanya da benzer taktiklerle AKP'ye yani ama tabii ki bütün bu açıklamaların aslında yani manaları çok önemli. Yani Trump böyle deyince o zaman hani bağımsız yargı sonucu bu Ray Brunson olayı bu noktaya gelmişti vesaire tarzında sorgulamak da mümkün. İzleyicimiz demiş ki Handan Hanım, Sevilay Hanım'ın söylediğine katılıyorum. Seçmenine, tabanına mesaj var. Erdoğan'ın açıklamasına ilişkin yorumunuzda dair söylüyor. Biden'a mesaj değil. Ama diyor Esad'a kardeşim Esad derken onca çayı bırakın yemekler yemişliği varken neden Esad'ın karşısına geçti? O zaman onu da açıklasın diye Cumhurbaşkanı'na buradan sesini duyuruyor. Bir başka izleyicimiz de diyor ki işte 42 yıl Almanya'da yaşadım, bana göre işte CHP Avrupa'nın bir numaralı partisi. Ondan sonra tam anlayamadım yorumu. Bir bakayım Songül Hanım yorumunuza, ona göre birazdan okurum. Mustafa Bey ne diyorsunuz? Siz sözcükler üzerinden, cümleler üzerinden böyle bir takım kinayelerle falan anlatmayı hem bir yazar olarak hem adeta bir sanat şeyiyle, yeteneği gibi seviyorsunuz kelimelerle oynamayı. Bu çay içmişliğimiz var sözünün diplomasideki yeri hakkında ne dersiniz? Bence çok yeri var. Tabi bu akşam 5. konuğumuz Sayın Kubilay Kaptan, afet uzmanı diye geçiyor. Aslında gerçekten de onun da ilgisi olan bir konu bu. Türk-Amerikan ilişkilerinde bir afet durumudur bu bence. Çünkü her kimsenin kimseyi doğru dürüst anlamadığı, tepkilerin 6 ay sonra verildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama bence Erdoğan çay içmişliğimiz var derken Biden'a seçilirsen benimle daha iyi çalışırsın, başka yere bakma, en iyisi biziz yine dediğini ben bu mesajı alıyorum. Ve aklıma Cüneyt Sapsu'nun yıllar önce AKP iktidarı ile Amerika arasında bir sorun çıktığında ya süpürmeyin bunları deliye, en iyi, bu daha iyi kullanabilecek başka parti, başka iktidar bulamazsınız demişti, anımsayacaksınız. Ve o dönemde bu çok ciddi hani bir tartışma konusu da olmuştu. Ben ilk onu anımsadım doğrusunu isterseniz dün. Erdoğan'ı izlerken bu çay içmişliğimiz var. Bu ben Erdoğan'la çalışmak istemiyorum, işte muhalefette çalışmak istiyorum sözüne verebilecek hani sert yanıt değil. Bu başka bir yanıt. Yani yine bizimle çalışırsın demek. Tabii sevgili Karada, Türk-Amerikan ilişkilerinin hani geçmişini merak eden, ki önümüzdeki dönemde çok konuşulacak, hani benim bildiğim 100 kadar kitap var ama en önemlilerinden ve çarpıcılarından biri Emin Değer'in Oltadaki Balık Türkiye kitabıdır. O kitap Rockefeller'in Eisenhower'a yazdığı, Amerikan başkanlarının birbirine yazdığı bir mektuptur. Orada der ki Türkiye gibi ülkeler bizim için oltadaki balıktır. Oltadaki balığa yem vermek gerekmez. Yem parası harcamaya gerek yok. Onlar zaten bizim periferimizdedir anlamına gelir. Ne yazık ki geçmiş iktidarlar zaman zaman bu tür yaklaşımlara meydan verebilecek davranışlarda oldular. Ama Ecevit gibi Kıbrıs Harekatı'nda, Afyon Ekimi tartışmalarında kafa tutan dönemler de olmuştur. Bu iktidar dönemine gelirsek Sayın Karada, bugün için örneğin benim Biden'a, Türkiye adına cevap verme durumum olsa ben şu cevabı verirdim. Biden, sen Türkiye'de iktidarla muhalefetin arasına girmeye çalışıyorsun. İktidarı beğenmedim, muhalefette çalışmak isterim diyorsun ama hiç heveslenme. Biz Türkiye'de her türlü mücadeleyi yaparız. İş politikayı gerektiğinde acımasızca birbirimizi eleştirerek yaparız ama dışarıya karşı biriz. Ben bu ülkeyi temsil eden bir cumhurbaşkanı olarak bu ülkede böyle kendi cumhurbaşkanını aşağılatıp
muhalefeti yükseklere çıkartmaya kalkan bir Amerikan başkan adayını tanımıyorum diyebilirdi. En güzel yanıt ve Türkiye'nin yanıtı da bu olurdu bence. Ama ne yazık ki bugünkü iktidarın her konuda, yani Karadeniz'in dibinde doğal gaz bulunduğunda bile ilk kaç para kazanacağım diye bakmıyorum, muhalefete nasıl yüklenirim buradan diye bakıyorum. Bugün iktidara böyle bir, yani sözcükleri seçmeye çalışıyorum ama böyle bir hastalık yerleşmiş durumda. Yani işte nerede sevinilecek, nerede üzülecek, adeta bunlar için hani bir sevinç metre, üzüntü metre üreten bir tablo ile karşı karşıyayız. Hakikaten bence Biden'a Türkiye'nin bütünlüğü içinde verebilecek çok güzel bir cevap vermem fırsatıydı bu. Ha, ileride göreceğiz. Diyelim ki Biden kazandı. Amerikan ilişkileri böyle kişilere göre değişen bir şey değil. Yeni başkan da gelecek Beyaz Saray'a. Önüne bir dosya koyacaklar. Türkiye'li çıkarımız şu, aldığımız şu, verdiğimiz şu. Beraber çalışmak durumundayız. Örneğin onu diyecek. En yakın geçmişten örnek vermek gerekirse, bu bölgede İsrail'in İran'ı dinlemesini sağlayacak, İran'dan istihbarat almasını sağlayacak en önemli yer neresi? Kürecik Üssü. Kürecik Üssü'nü CHP mi kurdu? Başka partiler mi kurdu? 2010 yılında AKP iktidarı kurdu. 2011 yılında NATO şemsiyesi altından Amerika'nın kullanımını verdiler. Bugün gitsin bakalım Türkiye'den bir milletvekili ya da herhangi biri Kürecik Üssü'ne girebiliyor mu? Amerika'yı kim vermiş o üssü? Bu iktidar vermiş. Aslında Erdoğan bir bakıma o anımsatmaları da yapıyor. Senin işine en çok biz yaradık diyor. Bakma başka yere sen diyor. Önümüzdeki dönem gelirsen benim aklımda çay içmişliğimiz var diyor. Mesaj o bence. Ha, bu ilişkilerin, Türk-Amerikan ilişkilerinin bu iktidar dönemindeki bağlamına baktığımızda ise tabii ki Türkiye'de gündem çok yoğun, olayların üstüne olaylar biniyor ama AKP iktidarının gelişinde en önemli etkenlerden biri bir önceki hükümetin, Ecevit hükümetinin Amerika'nın Irak'ı işgaline karşı çıkmasıdır. Ben bunu Ecevit'in kendisinden dinledim. Oyaladım ve onaylamadım dedi. Türkiye üzerinden Irak'ı işgaline. Bundan sonrasını açık kaynaklardan söylüyorum. AKP iktidara geldi. Partinin başında Abdullah Gül, Başbakan Abdullah Gül Aralık ayında, Kasım'da gelmiş. Aralık'ta Amerika'ya kim gitti? Erdoğan. Bir sıfatı var mıydı? Yoktu. Nerede karşılandı? Beyaz Saray'da. Sayın Yurtar Özcan bunun ayrıntılarını en iyi bilecek kişilerden biridir. Ve orada yine açık o dönem gazetelere haber olan şekliyle söylüyorum. Erdoğan'ın ilk sözü şu. Saddam bir terörist, biz böyle bir teröristle yaşamak istemiyoruz. Amerika'nın duymak istediği en güçlü cevap. Ardından biliyorsunuz bir dizi 1 Mart tezkeresi ve devamı geldi. 1 Mart tezkeresinin çıkması için de çokça harcadı AKP, Erdoğan ve Abdullah Gül o dönemin başbakanı olarak. Ama hakkını teslim edelim. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal o tezkerenin geçmemesi için aktif olarak devrede oldular. AKP içinden kimi kesimler çekimser oy verdi, hayır dedi. Eğer o tezkere geçseydi bugün Türkiye'de 70 bin Amerikan askeri olacaktı. Gidecek miydi? Hayır. Peki. Amerika Güney Kore'ye 6 aylığına geldi 1950'de. Sene 2020 hala orada. Terk etmeyecekti. Ve bu bölgede Amerikan askerinin girdiği nerede barış var? Somali'de mi? Sudan'da mı? Balkanlarda mı? Suriye'de mi? Irak'ta mı? Yani bunlar çok uzun şeyler. Ama AKP iktidarının geldiği nokta Amerika'nın bu bölgedeki istediklerine evet diyeceğim noktasıydı. Oralardan geliyoruz buraya. O dönemin peki. Amerikan hani, güvenlik danışmanı çok güçlü bir insandı Condoleezza Rice. Bu Türkiye'de 1 Mart tezkeresinden sonra da yazdığı bir yazıda biz Orta Doğu büyük genişletilmiş Orta Doğu projesinden vazgeçmeyeceğiz. O bölgedeki yönetimlerde, o bölgedeki yönetimleri dönüştürmekten vazgeçmeyeceğiz demiştim. Yine anımsayacaktınız sevgili Gökmen Karadağ. Siz de o dönem aktif gazeteciliğin içindeydiniz. Wolfowitz, Paul Wolfowitz. Yani o dönemin Amerikan katında Türkiye'deki hani temsilci olarak konuşanlardan biri. Türkiye'de 1 Mart tezkeresi geçmeyince neredeyse engellemiş? Meclis. Neresi engellemiş? Cumhurbaşkanlığı, muhalefet tartışılmış, engellenmiş.
Şu yorum yapılmıştı orada. Bize Türkiye gibi ülkelerde böyle meclisti, yargıydı, cumhurbaşkanlığıydı, genelkurmaydı. Bunlar lazım değil. Tek kişiyle muhatap olalım demişlerdi. O günlerden geldik bugünlere. O nedenle ben geldiğimiz noktadan, cumhurbaşkanının verdiği cevaptan hakikaten üzgünüm. Türkiye adına üzgünüm. Amerika için ben Amerikalılara düşman değilim ama Amerikan politikalarına karşıyım. Emperyalist bir ülke için en ideal durum muhatap ülkenin düşünsel parçalanmışlığıdır. Der ki strateji, eğer bir hedef ülkeyi istediğiniz yapacaksanız tümüyle, son cümlem anladım, uzattım biraz, tümüyle iradesini teslim alın ya da iradesini parçalayın der. Biden şimdi, Trump da Biden da sonuç olarak Türkiye'de iktidarı ayrı, muhalefeti ayrı, birbirleriyle tartıştırıyoruz deyip mutlu oluyorlardır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Arada giriyorum biraz daha etkileşim yaratmak adına. Şimdi izleyicimiz diyor ki Trump'ın mektubuna gereken cevabı verebildik mi ki diyor. Biden'ın iki cümlesine sitem ediyoruz diyor. O arada Mustafa Balbay Kubilay Kaptan'a da bir söz attı, bir referansta bulundu. Aslında dedi Türk-Amerikan ilişkileri bir afet durumdadır. Ve herhalde afet uzmanı Kubilay Kaptan da yorumlar. Kubilay Bey, yani Mustafa Balbay'ın bir pası sizi, yoksa biz Giresun'u konuşacağız sizinle birazdan. Ama bu konuda söylemek istediğiniz, arzu ettiğiniz bir şey varsa dinleriz hemen kısaca. O ayrı bir şey. Buyurun. Ülkemizde afet dendiği zaman akla gelecek maalesef tek şey doğal afetler, deprem ya da insan kaynaklı afetler, sel gibi olmuyor. Pek çok konuda afet yaşıyoruz. Ekonomik afetler olabiliyor gördüğünüz gibi. Ama bence Türkiye'de genel olarak yaşadığımız bir afet var ki bunların hepsine denen oluyor diye düşünüyorum. O da akılda meydana gelen bir afet. O bütün bunların hepsinin nedeni diye düşünmekteyim. Benim konum uygun görürseniz dere, bugünkü konum en azından bu selle ilgili konu. Ancak ülkemizin geçtiği bu dönemde görüyorum ki pek çok farklı konuda afet yaşıyoruz. Umarım hepsinden alnımızın akıyla daha fazla yara almadan çıkarız diye düşünüyorum. Aynen öyle. Nihayetinde bir de salgın yaşıyoruz bu arada. Sayın Babacan'a da buradan geçmiş olsun diyelim değil mi sevgili Yılman? Evet. Babacan'ın da testinin pozitif olduğunu öğrendik, korona çok, testinin. Bugün çok enteresan yani. Bugün çok fazla sayıda kişiden Twitter'da falan COVID işte COVID-19 oldu, pozitif çıktı diye şeyler böyle geldi. Nihat Hatipoğlu bugün mesela. Bir süredir sanki öyle. Ya bir süredir evet. Yani sosyal medyayı şöyle bir tıkladığında eskisine göre çok daha fazla sayıda görüyorum. Ya ben aslında normal karşılıyorum yani. Çünkü ben başından beri yani bu işte karantina kararları kalkıp da işte kısıtlamalar kalkınca sürü bağışıklığı yani işte toplumsal bağışıklık düzenine geçildiğini söyledim ve hani hep böyle işte şu, tabii ki maske takalım, işte temas konusuna dikkat edin ama ne kadar ederseniz edin mutlaka ve mutlaka bu virüse bulaşacağız yani bir şekilde bulaşacağız ve bundan korunmanın yolu da bu değil filan demiştim. Hala da aynı şeyi savunuyorum ve şeyi de anlamıyorum yani. Yani niye bu kadar çok vaka? Olması gereken buydu zaten ve bence yani bugün olması mesela... Olması gereken ama yanlış anlaşılmasın sözünüz yani. Sen hayır, bu olması gibi değil de. Hayır, olması gereken... O kısıtlama kararlarının kaldırılıp normal düzene geçme yönünde atılan adımları destekledim, açık söyleyeyim. Çünkü ne kadar süre devam edebilirdi yani insan, ne kadar dayanabilirdik. Ama ondan sonra işte şaşkınlık yani insanlar nasıl bu kadar çok normal yani. Yani bu düzende ama şöyle hayır bu düzende bu sürü bağışıklığı düzeninde şöyle bir şey vaka problem. Sayısının artması kadar normal bir şey yok yani. Tamam, şimdi ama bakın, bu yorumunuz sürü bağışıklığının bir itirafı gibi olur o zaman. Ya. Ben öyle düşünüyorum zaten. Şimdi şöyle bunu, bakın bunu yanlış Sağlık olan da Bakanı, o zaman da yanlış şuydu. Veya bilim kurulu kabul etmiyor onları olabilir ama. Onları benden demiyorum. Bakın, ya ben, benim gördüğüm ciddiyet, bu ben böyle bilim, yorumluyorum. Bilim ciddiyet ister gerçekten de. Ben bu konuda mesela Trump gibi adamların söylediklerine inanmıyorum mesela diyelim. Kime inanmıyorum? Boris Johnson'a inanmıyorum söyledi. Kuzey Kore liderine inanmıyorum. Erdoğan'ın söylediklerine inanmıyorum. Niye? Popülist her şey çünkü. Her şey böyle yüksek perde. Şimdi kime ben itibar ediyorum? Bilimden. Almanya'nın
Merkel'in söylediklerine bakın, Merkel'in politik süreçlerini desteklemem ama bir Almanya mantığının, ciddiyetinin, bilim anlayışının mesela buna itibar ediyorum. Neden? Yaşadıklarım, gördüklerim, duyduklarım ve uygulamalara baktığım zaman bilim deyince evet. itiraf ediyorum. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Mesela Türkiye'deki sayılara itibar ediyor muyuz? Etmiyoruz. Yani çoğunlukla niye etmiyorsunuz? Niye? Bakın nereden yani, söyleyeyim? Dayanak bakın, ne? Dayanak şu. Ben mesela hayır, ben dayanak, çok basit bir dayanak. Ben yo, Sayın Babacan'a bir geçmiş olsun hayır, diye açtım. Yani. Ama önemli. Bir önemli bir şey söyleyeceğim. Niye? Perşembe günü için İzmir'de tabip odası arkadaşlarımızın bana ifade etti. 300 küsür tane pozitif hasta oldu. Pazar günü içinde 400 küsür tane oldu. Tüm açıklanıyor. 2000-3000 kişi falan. Şimdi ben de ilk günden beri şunu diyorum. Şöyle bir ciddiyetsizlik söz konusu. Bir, biz bilimsel olarak gerçekten aşı araştırmaları olsun, insanların testleri konusunda olsun veya uyguladığımız. Mesela şöyle düşünün. İlk aklımıza gelen nedir? Sahillere kimsenin gitmesini, parklara, ormanlara gitmesi engellenirken o anda AVM'ler açıldı mısın? Bunun bilimden açıklanır bir tarafı yok. Mesela ciddiyetten uzak çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yavaş yani o peki, kısıtlamaların o, kalkması bir, için bir... Müsaadenizi ben bu konuda edeyim. Sizlerle güven, tersim güven, yani. Yok güvenle alakalı. Sayılar bilim konusunda yani da ya, itirazım var. Bakın ben bugün yani sonuçta ama gazeteciyim. Girersek... Ama şimdi yok konu açıldı hayır, lütfen. Hayır Arman bir saniye ben konuyu şöyle açtım. Hı. Ali Babacan Covid pozitif çıktı. Hı hı. Bu çok önemli bir şey nihayetinde Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanı Ali Babacan. O yüzden o KJ'yi de sevgili yönetmenimden ve türünden rica edeyim. Onu tartışmıyoruz. Çünkü vaka sayısı neden artıyor, pandemi sürecinin neresindeyiz derken bu kelebekte en az bir ya da iki uzmanı bulundurmak gerekir. O tür şeylere dikkat ediyoruz biz. Ama şu önemlidir. Bakın Ali Babacan testinin pozitif olduğumu öğrendim diyor. Şu an durumum iyi çok şükür diyor. Doktorların bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalara evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin. Önemli bir şey. Sayın Babacan'a geçmiş olsun diyoruz. Hakikaten hepimizin çok dikkat etmesi gerekiyor ama tabii ki bu iş yurttaşların inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemli bir kamusal sorundur şeklindeki ilgili meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, uzmanların uyarılarına dikkate alıyoruz. Ama bunu bir hatırlatmak durumundayız. Sayın Babacan'a geçmiş olsun. Bu çok ciddi bir şey. Atlatan insanlarda da biliyorsunuz Sevil Hanım. Kalıcı şeyler de kalabiliyormuş yani ciğerlerinden tutun da başka bir takım unsurlara kadar. O yüzden bu konu önemli. Ali Babacan Covid pozitif çıktı. Geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar diyoruz. Bütün diğer pozitif vakalarımıza, yoğun bakımdaki hastalarımıza. Peki şimdi sayın seyirciler Giresun'u konuşacağız birazdan. Diyanet İşleri Ali Erbaş oraya gitti ve bir açıklama yaptı. Bu açıklama tartışılır cinsten. Ayrıca bakanların oradaki varlığı ile ilgili olarak Abdülkadir Selvi'nin efendim işte özenen devlet o kepçenin içindedir sözü de tartışılması gereken bilmem bir konu. Bir reklam arasındaki yola çok kısadır. Bir reklam arasından sonra tekrar birlikteyiz.